sıkıntı yok zannedersem. Evet. Değerli arkadaşlar mutlu akşamlar diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bu videomuzda yine Bitcoin'deki son durumu konuşacağız. Ve diğer piyasaları da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. Hala grip devam ediyor. Tabii ki büyük ölçüde atlattım ama yine sesle herhangi bir sorun olursa şimdiden kusura bakmayın. O yüzden de zaten görüntüyü paylaşamıyorum. Yani yüzümün şeklini paylaşmak istemiyorum. Çünkü hala hastalık devam ediyor. Önümüzdeki videolarda kaldığımız yerden yine e, ...görüntülü bir şekilde içeriklerimizi yaparız. Ümit ederim bu durum sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü bazı izleyicilerimiz bunlara takılabiliyor. Neyse video fazla uza uzamasın. Çünkü böyle hep kısa video yapmak için başlıyoruz ama... ...genelde uzuyor. Hemen analiz tarafına geçelim. Şimdi ilk etapta tabii yine Amerika'daki... ...endeksleri inceleyerek başlamak istiyorum. Çünkü bu piyasalar yani sınırlı varlıklardan oluşuyor. Hem kripto para piyasaları hem de bu endekslerin... E, ...böyle temsil ettiği piyasalar. O yüzden genelde bunlar... E, korelasyon içerisinde hareket ederler. Yani burada bir sıkıntı varsa biz kripto para piyasasında da bu sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Özellikle büyük trendlerde bunlarda hareketler aynı oluyor. O yüzden şu anda Dow Jones endeksiyle başlarsak eğer burada herhangi bir problem olmadığını ifade etmek istiyorum. Yani ne burada momentum bazında ne, ne de fiyat hareketi bazında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece buradaki sıkıntı hala da direnç alanı içerisindeyiz. Yani burada biliyorsunuz uzun zamandır konuşuyoruz. 35.250 ile 35.650 Dow Jones Endeksinde önemli bir direnç alanı ve buraya gelmiş olduğunu görüyoruz şu anda fiyatın. Ve burada bizim için hareketli ortalamadan da biraz uzaklaşmış olduğu için endeks önümüzdeki dönemde belki burada eğer 35.650 kırılmama yönünde eğer e, böyle ısrarcı olunursa yani sürekli olarak denilip kırılamadığı takdirde Burada tekrar bir 35250 hatta belki burada tekrar bir hareketli ortalamayı test etmek babında endeksin tekrar 34600'e kadar bile bir geri çekilme durumu olabilir. Ama netice itibariyle buranın altına inmediğimiz müddetçe buraya kadar düşsek de herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani anlayacağınız Davcan endeksinde şu anda bir problem göremiyorum. Sadece biraz tabii ki ister istemez aşırı satın alınmış bölgelere geldiler. Dediğim gibi hem de direnç alanında bunlar yaşandığı için Burada ufak bir geri çekilme hareketi görülürse de herhangi bir sorun olmayacaktır. İlgili bölge kaybedilmediği müddetçe. Şimdi Nasdaq'ta de aynı görüntü vardı. Hatırlayacağınız üzere burada 15.700 ile... Aynı şekilde 16.000 bölgesinin çok önemli bir direnç alanı olduğundan bahsetmiştik Nasdaq için ve burada biraz aşırı şişme ve momentumda azalma durumu olduğundan dolayı burada hareketli ortalama desteğine kadar inebileceğinden bahsetmiştik ve orada seviyeyi sizlere mesela o günün şartlarında yaklaşık olarak 15.270 olarak söylemiştik bakın endeks arkadaşlar 15380'e kadar düştü. Yani burada analizimiz başarılı oldu ve tam olarak şimdi buradan sekmeye hazırlanıyor. Ha bunun yanı sıra burada bir gizli pozitif uyumsuzluk vesaire gibi bir durum yok. O yüzden 15300 seviyesinin çok dikkatli takip edilmesi lazım. Nazdekte şimdilik bir problem yok ama geriye doğru bir taraftan 15300'ü tutmaya çalışırken bir taraftan da hızlı bir şekilde artık 16000 seviyesini kırıp direkt olarak hedefimizi 16.800 lira koymamız gerekiyor. Aksi takdirde tabi burada istemediğimiz işte ikili tepeler, obolar gibi değişik görüntülerle önümüzdeki günlerde tablo bizi karşılayabilir. Bunların hızlı bir şekilde aşılması gerekiyor. Şimdi bununla beraber S&P 500 endeksine de bakın yine 4520 ile 4615 seviyesinin bizim için önemli bir direnç alanı olduğundan bahsetmiştik. Ve fiyat buralarda geziyor. Genel olarak da herhangi bir sıkıntı yok. Zaten burada 4520 seviyesini kaybetmedikçe endeksimiz yani 4460'a kadar bile gerilemez. Ama önemli olan 4460 seviyesi. Bugünün fiyatı üzerinden konuşuyorum. Burası aşağı yönlü yitirilmediği müddetçe buraya kadar endeks düşse dahi buradan destek bulup az önce nezdekte görmüş olduğunuz görüntüyle yükselişine devam edebilir edebilir. Yani o yüzden şu anda buradaki mevcut görüntülerde herhangi bir sıkıntı yok. O halde bir de Russell 2000'de bir bakalım. Ondan sonra dolar endeksiyle devam edelim. Bu arada önümüzdeki videolarda şu anda bir çalışmam olmadığı için Russell 3000'de sizlerle paylaşamıyorum. Eğer bunu istiyorsanız da ekstra olarak yorumlar kısmında muhakkak belirtin ve ayrıca eğer videomuzu beğenip faydalanıyorsanız beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Razzle Tree tarzında da isterseniz veya ekstra olarak doğalgaz, altın, gümüş vesaire bunları da yorumlar kısmına yazarsanız böyle kısa birer ikişer cümle zaten mümkün mertebe değinmeye çalışıyoruz. Eğer siz de isterseniz Ekstra olarak bunlara da değinmeye çalışırız. Şimdi aynı görüntü yani çok benzer bir görüntü Razzle 2000'de da var. Burası da direnç alanına gelmişti. Bakın bu direnç alanlarını çok eski oluş, Yani çok önceden oluşturmuştuk. Yani yeni oluştur, oluşturduğumuz seviyeler değildi. O yüzden de yani hem Razzle 2000 hem, hem S&P 500 hem Dow Jones hem Nasdaq tarafının aynı anda direnç alanlarına gelmesi tabii ki bizi bir e, böyle bir temkinli böyle dikkatli olmamızı gerektirdi. Ama mevcut görüntülerde şu anda herhangi bir tehlike yok. Yani özellikle burada bizim için 1965 seviyelerinin altına inmediğimiz müddetçe zaten 1920'ye düşmeyiz. E biz zaten 1920'nin altına inmediğimiz müddetçe hiç sıkıntı yok. O yüzden de razıltı e, 3000 endeksi de şu anda e, kötü gözükmüyor. Ha çok mu iyi gözüküyor? Elbette hayır ama kötü de gözükmüyor şu anda herhangi bir felaket senaryolarından konuşabileceğimiz bir görüntü yok ama işin enteresan tarafı dolar endeksi de iyi gözüküyor. Mesela burada tamam bu bir retest hareketi de olabilir. Hatırlarsanız hani böyle bir e, hem bir alçalan takoz ihtimalinden konuşmuştuk ama mevcut görüntüde bu bir ihtimal henüz kırılmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Yani böyle bir alçalan takoz var mı yok mu kırılacak ki konuşabilelim. Onun haricinde zaten bakın burada geçmişte kırılmış bir alçalan üçgen görünümü vardı. Bakın mesela burası üst tarafını burası alt taraf olarak düşünürseniz pardon çok özür dilerim. bakın alçalan bir üçgen yapısı burada kırılmıştı. Burası retest alan arkadaşlar dolar endeksi için. O yüzden buralarda zaten hem de hareketli ortalama direncindeyken hemen buradan dolar endeksinin geri çekilmesi lazım. Aksi takdirde eğer burada 101.5'ları biz dolar endeksinde geçecek olursak doğruca bakın buradan 103'e kadar fiyatın ben endeksin yükseleceğini düşünüyorum. Zaten buranın kırılmasıyla beraber bu sefer başlangıçta konuştuğumuz maalesef bu alçalan takoz görünümünü değerlendirmek durumunda kalırız ki endeksler de zaten direnç alanındayken buradan en azından hareketli ortalamalar alanlarına mesela örnek veriyorum burada S&P 500 4460'a şu anda endeks 4000 mesela şu anda 550'de işte ne bileyim burada mesela Nasdaq endeksi e, burada 15.300 kadar tekrar. İşte burada Dow Jones tarafı e, ortalama 34.600 liraya. Russell Toothow'sun 1920 lira. Yani böyle bir geri çekilme durumu e, bizi karşılayabilir tablolar üzerinde. O yüzden burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu görüntüleri incelerken dolar endeksinde bir gözümüz kulağımız olacak. Zaten e, FED toplantısı da geliyor. Buradan çıkacak olan karara göre de mevcut gidişatı yeniden hep birlikte değerlendiriyor oluruz. Şimdi Bitcoin tarafına geçelim hemen isterseniz. Şimdi Bitcoin'e geçmeden evvel biliyorsunuz işlem grubumuz açıldı. Burada aktif olarak işlem yapmaya başladık. Tabii ki sürekli olarak burada işlem paylaşmıyoruz. Çünkü fırsatları bekliyoruz. O yüzden muhakkak Qentury'ye bakın. Görmüş olduğunuz, altta da görmüş olduğunuz davet kodumuz tek öyle kripto davet koduyla kayıt olun. Ücretsiz işlem yaptığımız gruba gelin, birlikte para kazanalım. Tabii ki önce açıklama kısmından ana Telegram grubumuza gelin. Hemen orada Qentury'ye davet kodumuzla kayıt olduğunuzu ifade ederseniz size ana ücretsiz grubumuzu alalım ve birlikte işlem yapıp para kazanalım. Burada bütün görmüş olduğunuz işlemler Birçok kripto parayı ve daha fazlasını biz burada aktif olarak trade edip ücretsiz bu grupta sinyal paylaşıyoruz. Hadi gelin bir Q&Free'yi tanıyalım ardından Bitcoin'e devam edelim. Son bir buçuk yıldır Q&Free'yi kullanıyorum. Q&Free 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem üreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex işlemi var. Mobil uygulamalar bulunuyor hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş client'ı bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Qentfuel'ün bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı. Oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MT'ye yazdığınız zaman bakın buraya MT'ler, MT'ler. İşte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. Trading View panelleri var. Hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada Trading View'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama kısmında ki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Şimdi biliyorsunuz genel olarak Bitcoin analizine başlarken geniş periyotlardan başlıyoruz. Aylık, 3 haftalık, 2 haftalık gidiyoruz ama ben az önce baktığım kadarıyla buralarda arkadaşlar son yaptığımız videodan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Yani eğer burada daha geniş periyotlardaki son durumu merak ediyorsanız önceki videolarımıza bakabilirsiniz. O yüzden başlığın da gereği haftalık tabloyla başlamak istiyorum. Haftalık tabloda bir satım sinyali karşımıza çıktı. Tabii ki daha çok var. Yani baktığınızda pazar gününe kadar her şey değişebilir bu tabloda. Eğer arkadaşlar bu tablo pazar günü bu satım sinyaliyle onaylanacak olursa şu anda satım sinyali yanıyor ama henüz bir onayı yok. Burada arkadaşlar fiyat en yakın destek alanını test etmek isteyebilir. Yani buradan bir 28 bin dolara kadar biz bitcoin'in geri çekildiğini görebiliriz ortalama olarak. Ama bizim için önemli olan nedir? Fiyatın 28 bin doların altına haftalık kapatmaması. Onun haricinde her şeyi yapabilir. Bizim için çok önemli değil. Yani burada e şu yüzden söylüyorum. Birazdan tabii ki nakite geçme seviyelerinden bahsedeceğim. En azından kısa orta vadeli trendin değişip değişmeyeceği değişmeyeceğini veya değişmediğini anlamamız için. Bizim için bu seviye önemli arkadaşlar. Buranın altında kapatmadığı müddetçe bu kısa orta vadeli trend değişmez. Bu fiyat yukarıya doğru gider. Düşüşünü 28 bin dolarda tamamladıktan sonra tekrar yükselmeye başlar. Hatırlarsanız size son yapmış olduğum videoda bana göre düşüşün 29 bin dolara kadar devam edeceğini bunun altında herhangi bir düşüşün devam etmeyeceğini düşündüğümü ifade etmiştim ki zaten son düşüşte dikkat ettiyseniz 29.000 dolara kadar geldi ve buradan tepki bularak şu anda 29.265 seviyelerine kadar fiyat yükselmiş gözüküyor. Ama tabii ki buradaki satım sinyallerini takip edeceğiz. Mesela yine 6 günlükte bir satım sinyali var 28.000 doları gösteriyor. Yani fiyat buralara kadar yine aynı şekilde bunun da onaylanmasına 4 gün var. Yani buradaki 6 günlük ve haftalık periyotlardaki satım sinyalleri onaylandığında biz bu fiyatın potansiyel olarak bir 28 bin dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünebiliriz. Ama bunun haricinde ya buranın altına kapatacağımıza zaten inanmıyorum. Ama eğer böyle bir durum olursa arkadaşlar komple nakite geçeriz. Yani bunun bilgisini ifade etmek istiyorum biliyorsunuz. Biz şu anda yani ortalama olarak burada baktığınız zaman %15 nakitteyiz ki eğer bu şekilde kapanırsa fiyat bu gece kapanışında eğer biz ortalama olarak burada 29600'ün altında bir kapanış görecek olursak ki haykinaşı mumlarında baktığım için yani ortalama olarak e, normal mumlarda 29350-400 gibi kapatırsa üzerinde kapatmış olacak ama eğer bu fiyat seviyelerinde yani 29.260 veya daha altında kapatırsak maalesef arkadaşlar bugün bir 15 daha satış yapmak durumunda kalacağız. Stratejimiz gereği ee, onun haricinde tabii ki geri kalan portföyümüzün 70'i içeride alım yapmışız o şekilde kalacak ve devam edecek. Bu satışları gerçekleştireceğiz. Bunun haricinde de arkadaşlar mevcut görünüm itibariyle değerlendirdiğinizde de e, burada hani genel olarak bir sıkıntı olmasa da tedbir amaçlı bu satışları yapmak durumundayız. Mesela ben her ne kadar da bu düşüşün 28 bin dolara kadar en fazla devam eden ben 28 bin dolar bile beklemiyorum da yani 29 bin altına sarkacağına inanmıyorum ama yani satım sinyalleri onaylandığı zaman teknik analizin gerçeklerine baktığınızda bir potansiyel olarak bir 28 bin dolar ihtimali karşımıza çıkacak. Yani buraya kadar fiyat düşüp buradan geri döneceğine inanıyorum. Yani en kötü senaryoda ama netice itibariyle arkadaşlar biz burada bir tahmin yapıyoruz. Yani bu tahminlerimizde haksız çıkabiliriz. O yüzden bizim için öncelik stratejimizin ne söylediğidir. Mesela o yüzden bu gece bir %15 daha satacağım. Örnek veriyorum bu fiyat gelip 29.100 doların altında bir 3 günlük kapatırsa ben burada hiç tereddüt etmeden bir %15 daha satış yaparım. Beni burada çok fazla ilgilendirmiyor fiyatın nereden döneceği. Çünkü hani bu benim analizim. Ben kesin ve net olarak fiyatların nereden döneceğini bilemem. Bundan emin olamam. Çünkü her türlü olasılıkla karşı karşıya kalabiliriz. Yine 4 günlükte de 28.800'ü zaten destek alanı. Buraya kadar eğer 4 günlükteki satım sinyalimiz onaylanırsa ki bu 20'sinde onaylanacaktı. O zaman o dönemlerde yaptığımız videolardan hatırlarsanız yani 28.000 ortalama 800 lira kadar bir fiyatta geri çekimi 600-800 kadar bir geri çekilme olabileceğinden bahsetmiştik ki netice itibariyle de bugün bakın 4 günlükte fiyat buraya kadar geri çekilmiş gibi gözüküyor. Yani ümit ederiz burada 6 günlük ve haftalıktaki satım sinyalleri onaylanmaz. E çünkü bu teknik olarak fiyatın artık hedefinin 28 bin dolarlar olduğunu gösterebilir ki mevcut görüntüde mesela DBSI'da 50 DBSI DBSI nedir? Dual Vents Strength Index İkili Vant Güç Endeksinde de yani burada 50 barlık ortalamayı kaybettiğimiz için 100 barlığa bakıyorum. Burası da 28 bin 370'i gösteriyor. Yani burada teknik olarak evet fiyatların buraya kadar geri çekilebilme durumu teknik olarak gözüküyor ama ben 29 bin doların tutulacağını düşünüyorum. Yine de takip edip buradaki son durumu birlikte değerlendiririz değerli arkadaşlar mevcut görüntü itibariyle ha yeniden nasıl alım yaparız 30 bin doların üzerine beklerim arkadaşlar bu dakikadan sonra yani bu fiyat tekrar 30 bin doların üzerinde günlük kapatmaya başlamadan nakite çıktığım miktarlarla şu anda herhangi bir alım yapma durumunu düşünmüyorum biz gayet güzel bir fiyattan çıktık 29.900 civarında falan %15'lik nakiti çıkmıştık bugün eğer bu fiyatlarda kapatırsak bir %15 daha çıkacağız. Bunu da dediğim gibi tekrar içeri girmemizdeki şart bu fiyatın 29.000 doların üzerinde kapatması. Şimdi ben neden özür diliyorum, 30 bin doların üzerinde kapatması. Şimdi ben neden fiyatların bu buralardan döneceğini. Hadi eğer yanılırsam da 28 bin dolar seviyesinden kuvvetli muhtemel döneceğini düşündüğümü neden düşünüyorum? Yani neden böyle düşünüyorum daha doğrusu? Arkadaşlar momentum bazında aşırı satılmış alana geldik bile. Yani bakın bu fiyatta 29 bin dolarda aşırı satılmış alana geldi. Yani buradan hadi diyelim ki 28 bin dolara düştü. Kuvvetle muhtemel en azından buradan tekrar bir 29 bin yükselip oradan düşüşünü devam ettirecektir. Yani eğer düşüş buradan başladıysa büyük düşüş. Tabii ki ben net olarak başlamaz. Böyle bir ihtimal yok demiyorum. Bu da ihtimaller dahilinde ama ben pek olacağını zannetmiyorum. Yani bir kademe daha bu fiyat yukarıya doğru gitmeden buradan büyük bir düşüş beklemiyorum. Ama hazırlıklıyım dediğim gibi. Bakın zaten dikkat ederseniz ufaktan nakite çıkarak da bunu yavaş yavaş gösteriyorum. Hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da mevcut görüntü itibariyle yani analizlerimin kaynağı buradaki momentum görünümü aslında. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi gelelim. E, buradaki diğer görüntülere buradaki son durumu inceleyelim ve burada majör destek alanımız da aslında bizim 27500 arkadaşlar 26000 dolar bölgesi geriye doğru Yani buradaki majör destek alanı burası ama tabii ki biz ilk etapta hareketli ortalamalara bakacağız yani bizim için 28000 dolar önemli olan henüz daha bu 27500'e yani işte akabindeki destekleri konuşmak için çok erken e, buradaki fiyat seviyelerine fiyatın nasıl bir tepki vereceğine bakalım. Şimdi gelelim 4 saat diye. Son videomuzda hatırlayacağınız üzere buradan bir long işlem yapabileceğinizden bahsetmiştim. Aslında burada fiyat iyi bir ivme yakaladı. Yani ilk etapta biz bu long işleme girer girmez Fiyat burada bakın dikkat ederseniz 30.400-30.500 dolarına kadar kimi borsalarda yükselişini sürdürdü. Ama açıkçası buralarda kapatamadı. Yani bu düşüş çok hızlı bir şekilde geri gönderildi. Fiyat bu sefer bu düşüşü sert bir şekilde direnç alanlarından reddedince yani burada bizim beklediğimiz 30.000 doların üzerinde böyle net bir kapanış göremedik. Ve burada Fiyatın tabii ki böyle bir kapanışı görseydik bir sonraki hedefi 31.200 dolarlar olacaktı. Ama tabii ki burada 29.900'ün altında bu işlemin short'a çevrilmesi gerektiğinden yine aynı videoda bahsetmiştik. Burada long'da yaşadığımız ufak bir kaybı short pozisyonda an itibariyle telafi etmiş bulunuyoruz. Yani 29.500'ün üzerinde herhangi bir 4 saatlik kapanmadan burada herhangi bir long pozisyona girilebileceğini zannetmiyorum. Hatta 29.500'lere bu fiyat yaklaşırsa... Buradan bir short denemesi de yapılabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber spot alım yapmak isteyen arkadaşlarımızın yine takip etmesi gereken seviyenin 29.500 hatta bir tık daha net seviye istiyorlarsa 29.500-80-600 seviyelerini burada takip edebileceklerine şahsen inanıyorum. 4 saatlikteki görünüm bu şekilde. Bir de momentum tarafına bakalım. Yani 4 saatlikte mevcut görüntü nasıl gözüküyor diye bir bakalım. Yani burada momentum bazında da yani Böyle çok ciddi bizim için işimize yarar bir gizli pozitif uyumsuzluk veya başka bir durum şöyle var mı diye bakıyorum. Gizli pozitif uyumsuzluk yok ama belki burada bir normal pozitif uyumsuzluktan bahsedilebilir. Yani fiyat düşmüş ama momentum bakın dikkat ederseniz yukarıda. E bu da tabii ki genelde böyle durumlarda yaşanılan normal pozitif uyumsuzluklarda fiyat direnç alanına kadar yükselip oradan düşmeye devam eder. Yani burada önümüzdeki saatlerde maalesef Tekrar bir 29.500'e kadar yükselsek de oradan dönüp 29.000 dolarları tekrar test edebiliriz. Böyle bir e, önümüzdeki saatlerde böyle bir fiyat hareketi durumu oluşması söz konusu. Ama tabii ki burada eğer gelip de 4 saatlikte biz bunun üzerine yani burada e, 29.000 doların altına eğer bir 4 saatlik kapatacak olursak her ne kadar da 4 saatlikte de burası ciddi bir destek alanı olmasa da Geleceğimiz yer 28.500 olacak. Zaten buranın altını konuşmak bile istemiyorum. 27.700 şeklinde aşağıya doğru devam ediyor. Ümit ederiz hiç böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız fiyat hareketleri üzerinde. Çünkü yani tam böyle her şey iyi gitmeye başlamışken böyle bir anda buraların altında 4 saatlik falan kapatmak demek 28.500'ün bizi ciddi anlamda bir anda kötü bir trend, trendle karşı karşıya bırakabilir 4 saatlik bazda. Ümit ederiz böyle şeyler olmaz. Saatlik baz, bazda da bakın dikkat ederseniz. E, bu, burada yine herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğinden bahsetmiştik. Long veya short yönünde. Ama ya işte burada mesela direnç alanlarından short işlem. Veya direnç kırılımında işte burada 30.500'ler. hedef 30.350'ler özür diliyorum. Hedef konularak short işlem yapılabileceğinden bahsetmiştik. Ve netice itibariyle buradaki e, long işlemler, short işlemler ifade ettiğimiz şekilde değerlendirdiyseniz. Biz çünkü... Fiyat hangi yöne giderse gitsin sizin nasıl bir işlem yapıp buradan e, bu hareketi lehinize çevirebileceğinizden bahsediyoruz. Yani tabii ki kendi fikirlerimiz ve analizlerimizde söylüyoruz ama e, bunları da başlıca ifade ediyoruz ki yani bundan sonraki de saatlerde nasıl bir işlem yapabileceğiniz konusu hakkında bilginiz olsun. Daha doğrusu. Bizim size bir yardımımız olsun eğer bize inanıyorsanız güveniyorsanız ve buradaki mevcut görüntüde bakın ilk etapta fiyat 29.500'e gelip burayı kaybettikten sonra 29.200 akabinde burada iğne attığı fiyat bazında 28.800'lere kadar geri çekildi. Buradaki direnç alanı bizim işimize çok güzel yaradı 29.200 bölgesi ve fiyat bunun üzerine çıkmaya başladı saatlik bazda işte 29.200'lerden bir long pozisyon denenebilirdi. Peki şu an geç kalınmış bir durum var mı? Bence yok. Long pozisyon denemek isteyen arkadaşlarımız ben saatlik bazda spot alım satım önermediğim için buna göre bir analiz yapmıyorum. 4 saatlikte spot alım satım için ne yapmanız gerektiğini önermiştim. Hatta şunu da ifade edeyim. Yani burada 29.000 altına 4 saatlik kapatırsak spot aldıklarımı satabilir miyim? 4 saatlik tabloya bakarak aldıklarımı. Valla bu da mantıklı olabilir. 29.500'e biraz fiyat yaklaştığında da 4 saatlik spot aldıklarınızı satmak burada bir nevi mantıklı olabilir. Baktınız ki fiyat 29.500'ü kırdı yine spot alırsınız. 29.500-600'ü kırınca yine alırsınız. Veya işte fiyat baktınız ki 28.400'e geldi bir daha burada destek alan olduğu için <laughs> spot alım deneyebilirsiniz. Bunların da altını çizerek tekrar saatlik tabloya dönelim. Şimdi saatlik tabloda dediğim gibi spot alım satım için önermiyorum. Sadece long ve short yani vadeli işlem için buradan bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Dikkatli olun. Fiyat çok özür diliyorum. 29.200 doların altında eğer saatlik kapatacak olursa burada işlemi short'a çevirin. Long pozisyon için TP bölgeniz 29.500 olacak. İkinci TP bölgeniz de 29.850 olacakken 29.200'ün altına eğer saatlik kapatırsak bu sefer sizin short pozisyonunuzun ilk TP bölgesi 28.900 çok özür diliyorum. Akabinde ikinci TP bölgesi 28.600 seviyeleri olacaktır kıymetli arkadaşlar. Ve Bitcoin'i şöyle ufak bir bakalım. Burada bir sizin için normal lineer ölçekten de bir görüntü hazırlamıştım. Burada 28 bin özür dilerim. bin ortalama 500'lerin 600'lerin. Bizim için burada bizim bakın görmüş olduğunuz gibi üç temaslı bir trend alanımız veya iki temaslı bir potansiyel trend de diyebilirsiniz. Bir yükselen trendimiz var. Burayı kaybetmediğimiz müddetçe zaten haftalıktaki destekler de ortalama 27.528 bine tekabül ediyor. Yani buraların altına inmediğimiz müddetçe kısa orta vadeli trendde de herhangi bir değişiklik olmayacağının altını burada net bir şekilde çizmek istiyorum diyerek hemen buradan şöyle bir dominans tarafına da geçelim. Videoyu daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde noktalamaya gayret gösterelim. Yani burada dominans evet gayet güzel gözüküyor. Yani %50.4 seviyesini yukarı doğru geçemedi Bitcoin dominansı. Burayı geçseydik evet tekrar bir 51-52'lere kadar hatta belki buranın geçilmesiyle 55'lere kadar bile fiyat hareketinin devam ettiğini dominans üzerinde görebilirdik ya hala görebiliriz ama şu anda burada bir dirençle karşılaşmış gibi gözüküyor. Kısa vadede kendine böyle bir seviye yapmış 49.7 buranın altına indiği anda 48.7'lere hatta 48'lere kadar bile dominans düşmeye devam edecektir. Tabii ki bu en azından bitcoin'in düştüğü ortamlarda altcoin'lerin çok fazla ezilmemesi adına güzel bir durum. Hatta ayrışıp yükselenler bile olabilir böyle durumlarda. Bunun haricinde zaten bitcoin de eğer buradan yükselirse bu dominans görüntüsü yine bizim işimize altcoin'lerde daha sert, daha hızlı yükselişler olarak geri dönecektir. Şimdi total market cap'te da bitcoin'e benzer görüntüler var. Burada bir satım sinyali gelmiş. En yakın destek alanımız burada 1.1 trilyon dolar. Buranın altına inmememiz gerekiyor. Yoksa tekrar majör destek alanlarımız olan belki tamam burada şurayı da ifade edebiliriz. 1.1 trilyon ve 1.07. Yani 1 trilyon 100 milyarla 1 trilyon 76 milyar arasındaki bu seviyeyi kaybetmememiz gerekiyor. Aksi takdirde yani burada bir sonraki majör destek alanımız 1 trilyon dolar ki bu piyasadan yaklaşık 100 milyar dolar civarı bir paranın çıkması anlamına gelir. Bu da büyük bir düşüşe sebep olabilir altcoinlerde. Dikkatli olmak lazım. Others dominance mesela Bitcoin dominansı Dönmüş gibi gözüküyor ama Adres Dominans da kötü gözüküyorsa demek ki Teter Dominans'ı iyi gözüküyordur bu bağlamda. Evet görmüş olduğunuz gibi teter Dominans'ı iyi gözüküyor. Yani burada 7.5'u geçmemesini ümit ediyoruz. Yoksa %8-8.5'lara kadar teter Dominans'ı yükselişini devam ettirecek. Adres da şimdilik böyle çok olumsuz bir tablo mu var? Yani ayı uyumsuzluğu var evet ama yani burada ya ortalama olarak yani baktığınızda %9.5'ları aşağı yönlü inmediğimiz müddetçe buranın altına ben herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Bakın zaten direkt tam düşen trendden döndü. Dikkat ederseniz müthiş çalıştı. Tam düşen trend alanından sekti bakın. Yani üç temaslı bir trend alanıydı burası. Tam olarak bakın dominans gelip others dominans buradan sekti. %9.5'un altına ümit ederiz inmez yoksa kasedi başa sarmış oluruz bir nevi. buradaki durumlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Yani burada da anlatacağım çok fazla bir şey yok. O yüzden hemen vakit kaybetmeden Ethereum tablosuna geçiyorum. Dün de zaten altcoinleri daha doğrusu bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Bunları değerlendirebilirsiniz. Alım yönünde portföylerinize ekleyebilirsiniz ama tabii ki ilgili seviyelerde çıkmak koşuluyla. Bunların hepsini size tek tek anlatmaya gayret gösterdik. Bununla beraber 1840 dolara geldi Ethereum. Burası bir destek alanı. Dileyen burada alımını yapıp 1840'ın altındaki günlük kapanışta çıkabilir. burada bir destek alan oluştu Ethereum'da. Ha, buranın altında çünkü 1770'te nereden baksanız 1650 dolara kadar Ethereum'un gerilemesi durumu söz konusu. Bilginiz olsun. Ha, onun haricinde daha net bir alım yapmak isterseniz 1900 doların üzerindeki günlük kapanışı beklemeniz çok daha iyi olacak. Ha, burada bunun yanı sıra Ethereum biraz daha diğer altcoin'lere nazaran güzel performans gösteriyor. Yani burada tutmaya çalışıyor. Yani e, bitcoin karşısında daha iyi duruyor ethereum burada yükselme durumunu görüyorum ethereum'un buradaki görüntüye baktığım zaman 6300 seviyesinin üzerinde eğer günlük kapatabilirsek burada direkt olarak 6500'lere geleceğiz zaten buranın geçirmesiyle bakın net bir şekilde 6700'ler hatta belki akabinde 7000 satoshi'lere kadar bir yükseliş görebiliriz gayet güzel yani burada kısa vadeli şöyle Ufaktan yükselen dipler olduğundan bahsedebiliriz. Veya buradaki işte yapıyı mesela şu şekilde değerlendirenler de var. işte yükselen kama yapısı. İlerley yani izleyip göreceğiz. İlerleyip göreceğiz diyecektim. İzleyip göreceğiz. Evet böyle bir görüntü de e, takribi olarak oluşmuş olabilir. yani Buradaki durumlar kırılım geldikten sonra değerlendirilmesi gereken konular. Ama tabii ki burada bunu bir eğer biz ayı bayrağı olarak değerlendirirsek ilerleyen dönemde bu Ethereum'un çok ciddi canının yanacağı anlamına geliyor. Ama şu anda bunu konuşmak için çok erken. Ne zaman ki gelip hani burada 6200'ü kırarız böyle bir görüntünün oluşmasından ötürü bir takım sıkıntılar doğurabileceğinden bu yapıların ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra videoyu kapatmadan önce Bitcoin ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Bu iki haftalık tabloda benim dikkatimi çekti. Mavi üçgen ve yeşil nokta arkadaşlar bunların birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu piyasalarda tarih tekerrür etmez arkadaşlar. Yani mesela 2008'deki konut balonunun patlaması olayı Amerika'da. Yani kim bunu geriye dönük bakarak öngörebildi? Kimse öngöremedi. Birkaç tane finans alanında uzman dışında insanların büyük çoğunluğu para kaybetti. Yine Dackam balonu esnasında. Yani bunu kim öngörebildi? 2000 yılındaki büyük çöküşlü Amerika'da Dackam krizinde yine. Bunlar öngörülemedi. İnsanlar arkadaşlar geçmişe bakarak bu piyasalarda geleceği öngörmeye çalışıyorlar ama yani bu çok tutarlı değil. Çünkü piyasalar her zaman e, bunu hiç tahmin etmiyorduk. Hiç böyle bir şey olmasını beklemiyorduk dedirtir. Ama yine de mevcut görünülde biraz kendimle çelişsem de aslında çelişmek için de değil de kendi göstergem üzerinde bir sinyalden bahsetmek istiyorum. En son haftalık bazda, iki haftalık bazda daha doğrusu 2019'da biz bunu gördükten sonra arkadaşlar Büyük düşüş yakın bir süre zarfı içerisinde başlamış. Yani yaklaşık bir ay daha yükselmiş. Ondan sonra düşmüş. Yine bu ikisini bir arada görüyoruz. Burada yine ilgili seviyelerin altında aslında neden çıkmamız gerektiğini bu tabloda bize çok net gösteriyor. Yani şu an evet tablolarda bir sıkıntı yok kısa orta vadeli trendlerde ama herhangi bir problem oluşursa burada direkt olarak nakite neden geçmeyi düşünüyoruz aslında sebebi bu diyerek. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Yine çok uzun bir video oldu biliyorum. O yüzden ümit ederim e, faydalanmışsınızdır. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. mutlu akşamlar, bol kazançlar efendim.